Evet. Yani çünkü en fazla şikayet alan bana şu anda Karabağlar'dan geldi böyle bir şikayet. Yani bunlar da aslında bizim kafayı karıştıran, kafamızı karıştıran konular. Size de geliyordur bunlar mutlaka. Şöyle aşağı yukarı 7 bine yaklaşık Suriyeli çalışıyor IŞİD ayakkabıcılarda. Bu göç idaresinden aldığımız rakamlar. İşçi o. İşçi bu daha fazlaydı. Ailesiyle çalışıyor. Yani Suriye'den gelen, yani oradan savaştan kaçıp buraya gelen arkadaşlar ailesiyle beraber çalışıyor. Okul yani okul yaşındaki çocuklar dahi üretimin içinde. Birçoğu okula da göndermedi ilk zamanlar. Bilmiyorum şimdi okul eğitim durumlarını bilemiyorum ama bu gerçekten de bizim çalışan arkadaşlarımızla Suriyeliler arasında uçurum fark var. Niye? Suriyeli sistemin içinde değil. Sigorta yok. Stopaj yok. Vergi yok. Dükkan tutuyor ve imalata başlıyor. İşi bilerek oradan yani ayakkabıyı bilerek geldiler buraya. Ayakkabı da yabancı bir kişiler değil. Ayakkabıyı bilerek geldikleri için hiç zorluk çekmediler burada. Ha Halep'te imalat yapmışsın. Ha İzmir IŞİD'de imalat yapmışsın. Doğru. Burada bir problem yok. Sadece dükkan mı? Dükkan ve alet edevat. Hepsini tamamladı bu arkadaşlar. Ve şimdi üretimi çok çok yüksek noktalara getirdiler. 2011'de, 2012, 2013 yıllarında İzmir'e geldiklerinde işçi olarak çalışıyorlardı. Ortam bilinmediği için işçi olarak çalışılıyordu. O kimi yerde tabii ki yabancı bir ülkeye gitmişsin. Ucuz fiyata çalışılıyordu. Ucuz işçilikti. Bizim imalat üretici arkadaşlarımızda tabii ki ucuz işçilik varsa kim kabul etmez ki? Ama durumu sisteme girmediler mi yani bunlar? Yani vergi veren. Hemen üstat oraya geliyorum. Şimdi ucuz işçiliği kim istemez ki? Ama buralara geleceğini hiçbirimiz düşünmedik bunu. Şimdi köy diye tabir ettiğimiz bir yer başı, İşkent ayakkabıcılarda büyük bir alan. Tamamı Suriyeli. İmalat yapıyor. Şimdi bir dakika arkadaş, görev itibariyle de elimizde ciddi şekilde bir gücümüz var. İlk önce birlik başkanı seçildim. İlk önce IŞİD'deyken şu anda 827 tane arkadaşımız, dün denetimi yapan arkadaşlarım getirdiler. 827 tane firmayı denetlemişiz İzmir Esnaf Sanatkarlar Birliği olarak. Bunun 460 tanesi kaçak. Muhteşem. Valla başkan, ben sizi böyle kalbi takdirlerimi kabul edeyim. Ben böyle bir çalışma yaptığınıza da şaşırdım. İlk önce meslekten. Kimse elini sokmak istemiyor bu taşın altına. Yok, izin vermeyeceğiz buna. Yani bu. Buna göz yumaksak buradaki vatandaşımıza ihanet etmiş oluruz biz. Ben de buna asla ne yetişme tarzım izin verir buna, ne de yaptığım görev itibariyle buna. Siz de kaç kuşak esnafsınız? Evet. Peki şimdi oraya geleceğim. Siz emekli oldunuz mu?